Türkiye Avrupa'dadır ve Avrupa kaderimizin bir parçasıdır. Bunun tersi de Avrupa bakımından geçerlidir. Bizim önerimiz, ikili meselelerin diyalog yoluyla ayrı formatlarda çözüm yoluna koyulması, bu sırada Avrupa Birliği ile ilişkilerimizdeki somut alanlarda ilerleme kaydedilmesidir. Türkiye, Avrupa Birliği üyelik sürecine bağlıdır. Avrupa Birliği'nden olumlu karşılık bulursak, biz de gerekli iradeyi gösteririz. Türkiye bugün Suriye, Libya, Kafkaslar, Balkanlar, Orta Doğu ve Karadeniz güvenliği gibi birçok alanda önemli bir aktördür. Türkiye ayrıca göç, enerji, ticaret, tedarik zincirleri, ulaştırma, iletişim, bağlanırlık, güvenlik, terörle mücadele, NATO ve savunma konularında da hayati bir oyuncudur. Bu listeyi uzatmak elbette mümkün. Bütün bu konular Avrupa güvenlik ve refahı içinde hayati önem taşımaktadır. Birlikte hareket edersek her alanda önemli değişimler sağlayabiliriz. Türkiye olarak biz bu ortaklığa hazırız. Yunanistan'la istikşafi görüşmeler için tarih önerimizi dün yaptık ve hemen karşılığını da gördük. 25 Ocak'ta 61. istikşafi görüşmelerini İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Daha sonra Yunanistan Dışişleri Bakanı, benim de şahsi dostum Nikodendias'la da bir araya gelme konusunda mutabıkız. Tarihini daha sonra belirleyeceğiz. Diğer taraftan Fransa ile yol haritası üzerinde çalıştık. Genel müdür direktörler düzeyinde bölgesel, ikili, konsolosluk ve güvenlik konularında istişarelere başlıyoruz. Ama bu yol haritası sadece iki ülke arasındaki istişareleri kapsamıyor. İlişkilerimizi önce normalleştirilmesi, daha sonra daha da geliştirilmesi konusunda bu yol haritası üzerinde arkadaşlarımız halen çalışıyor. Reform gündeminde Türkiye olarak kararlıyız. İnsanımızın her alanda hakkını korumak, vatandaşlarımızın refahı ve iyiliği için çalışmak, ülkemizin gerçekleri ışığında özgürlük-güvenlik dengesini korumak bizim temel görevimiz. Avrupa Birliği bize köstek değil, destek olmalıdır. Aralık zirvesi kararları ile önümüzde bir fırsat penceresi açıldı. Ancak buna Avrupa Birliği ve üye ülkelerin de inanması gerekiyor. 2021 yılında temel beklentilerimiz, somut gündem temelinde işbirliğimize yeniden ivme kazandırmak, güven tazelemek, kazan kazan durumu yaratabilecek alanlarda çalışmalara bir an önce başlayabilmektir. Bu bağlamda gümrük birliği güncellenmesi müzakerelerine başlanması, Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanması, 18 Mart mutabakatının güncellenmesi, göç işbirliğimizin yeni gerçekler ışığında tazelenmesi, üst düzey diyaloğun başlatılması, buna ortaklık konseyi, ortaklık komitesi, sektörel diyaloglar hatta zirvede dahil, üyelik müzakerelerimizde mesafe kat edilmesi, güvenlik ve terörle mücadele konularında işbirliği gibi somut beklentilerimiz var. Türkiye, Avrupa Birliği dışındaki tüm temel Avrupa Atlantik kuruluşlarında yer aldı. Avrupa Birliği ile de 63 yılından bu yana ortaklık, 1996 yılından bu yana Gümrük Birliği üyeliği, 1999 yılından beri adaylık süreci, 2005 yılından bu yana ise müzakere süreciyle Avrupa Birliği ile bağlıyız. Geçen zaman içerisinde ticari, ekonomik, yatırım, bilim, sanat, insani, eğitim, kültür, aklınıza gelen her alanda ilişkilerimiz daha da arttı, birbirimize daha da bağlandık. Bugün artık pek çok alanda birbirimiz için vazgeçilmez hale geldik. 2015'teki göç krizi Türkiye-Avrupa Birliği işbirliğinin somut değerini ortaya koydu. Keza enerji, ticaret, ulaştırma, güvenlik ve savunma gibi alanlarda karşılıklı bağımlılığımız giderek arttı. Bugün Balkanlar, Karadeniz, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Kafkaslar gibi tüm Avrupa'yı doğrudan ilgilendiren bölgelerin ana aktörler arasında Türkiye'de var.
Bu ortak yanlarımıza rağmen son birkaç yıldır Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde siyasi zorlukları birlikte yaşadık. Geçen yılda maalesef bu eğilim devam etti. İşbirliğine en fazla ihtiyaç duyduğumuz zamanda iletişim kanalları askıya alındı, fırsatlar heba edildi. Bunun temel nedeni bazı AB üyesi ülkelerin Türkiye ile uzun yıllara dayanan ikili sorunlarını Avrupa Birliği'ne ithal etmesi oldu. Türkiye ile Avrupa Birliği karşı karşıya getirilmeye çabalandı. Örneğin kendi üyeleri arasındaki deniz alanları sorununda taraf tutmayan, hatta bu konuda yetkisi bulunmadığını açıklayan Avrupa Birliği, mesele Türkiye olunca tam tersi davrandı. Bu süreçte dayanışma gibi olumlu bir kavram maalesef kötüye kullanıldı. Diyalog çağrı ve çabalarımıza rağmen tek tarafın talepleri dayatıldı.